Efendim kolay gelsin. Bodrum'a hoş geldiniz. Çok keyifli bir söyleşi için Dibekkan Kültür ve Sanat Köyü'ndeyiz. Önce rockstar ol, sonra şarkı söylersin. Ama asıl mesele bu yeni kültür ortamında mimarlık ve sanatla ilgili durumu tartışmaktı. Burada işte sosyal medyanın, ondan sonra gelişen internet ortamının bu sanatla ilgili, mimarlıkla ilgili değer ve öncelikleri dönüştürme gücü, değiştirme gücü, etkileme gücü üzerine konuştuk. Özellikle altını çizdiğiniz noktalardan biri özgünlük ve özgürlük üzerineydi. Bu çok dikkat çekiciydi. Bir mimar özgün olabilir mi? Özgür olabilir mi? Özgür mimar nereye kadar özgür olabilir? Yani bu tabii özgürlüğü nasıl tanımladığınıza bir miktar bağlı. Bu bir tanınmışlık ve repütasyon, yaptığı işlerin birikiminden oluşan güven mimara kısmi bir özgürlük tanır ve hani daha çok söz sahibi olur süreçler içinde. Ama hiçbir zaman bu yani böyle bir mutlak özgürlük değildir. Çünkü bizi kısıtlayan topografya, yer, yön, işte yasalar, yönetmelikler, bütçeler, ondan sonra işveren talepleri, diğer mühendislik hizmeti, bir sürü şey var. Bütün bunların içinde bir aslında tasarım ve proje süreci bir uzlaşma süreci. Özgürlük sürecinden çok. Peki hocam, hadi Yerel'e geldik. Bodrum'a ilk kez gelmiyorsunuz. Defalarca geldiniz, gittiniz. Ya sürece baktığınızda Bodrum Bodrum olmaktan, özgünlüğünden ödün mü verdi? Ne yaptık? Nereye gidiyoruz biz? Vallahi tabii bu böyle dünden bugüne olan bir süreç. Kesinlikle. Değil. Aşamalarla ben şeyi söylüyorum. Yani biz böyle farkında olmadan Bodrum'u bir işte küçük köy kasabadan bir metropol haline getirdik. Ama bunu yaparken hep sanki o eski haliyle duruyor ya da duracakmış gibi düşündüğümüz için işte o küçük evleri, küçük yapıları tekrar ederek yaptık. Dolayısıyla bir bütüne yayılan aslında bir garip bir dönüşüm var. Bunu hepimiz gözlüyoruz. Yani işte bu büyüklük aslında bir böyle işte köy kasaba büyüklüğü değil ama yapı dili ve altyapısı da bir metropol değil. Yani dolayısıyla bu arada kalmışlık, arada kalmışlık her şeye sirayet ediyor. Ama işte hala böyle noktasal, şu anda içinde olduğumuz gibi yerler var. İşte Bodrum'un, Bodrum'u temsil eden ya da onun keyfini yaşayabileceğimiz. Peki burada iş yapan meslektaşlarınıza nasıl bir öneride bulunursunuz? Korumayı nasıl yapabilirler ya da artık bu saatten sonra olamaz mı? Ya şöyle, tabii burada benim meslektaşlarımın çoğu aslında duyarlı. Buradaki sorun meslektaşların alacağı tavırdan ziyade onlara altyapı sağlayan işte plancı, belediye, yatırımcı, işveren bütün bunların oluşturacağı bir anlayış bütünlüğü. Bu olmadan yani mimar bugünkü söyleşide de var. Yani tek başına karar verici veya yönlendirici değil. Dolayısıyla biz bir yapım sürecinden, kentleşme sürecinden, bir dönüşümden bahsediyorsak bu bütüncül etkiler içeren karmaşık bir süreç. Paydaşları da çok. Paydaşları çok. Bu paydaşların her birinin bunda aktif rol oynaması lazım ki burada bir takım şeyler farklılaşabilsin, iyileşebilsin.